بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته والتزم بطريقته وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لأعمال وأفكار عما بعد. عزيز محترم أهل الإسلام قرنداشلا Berçenlığa tahiyyatul İslam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz kılındaşlar, ötkengi dersliğimizde Allah Hak Sübhanu ve Teala'nın Kur'an-ı Azim-i Şan'ını tedabbür ve tefekkür bilen okşilikini Allah Hak Sübhanu ve Teala büyürgenliği hakkında ve sizler bilen bizler Fatiha suresinin ahirgi ayetleri ihdine sirat-ı müstakim sirat-ı lezine en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim ve lezzalin amin. Fadrali ya Rab, bizlerini özenini hidayetine başlığın ve bizlerini gazabini kammigen yollardan adaşıp yizip ketkenlerini katarge emez belki hidayetini hidayet bulan inamın hidayet bulan inamını bizlerge nasibi rozu eylerin degen ayet-i kerimeni tefsir-i kıbagen estaizu billah ve men yuta'illaha ve rasulahu ulaike ma'alladine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve siddiqine ve şuhedai ve salihin. Sadakallahul azim. Allah Teala'nın inamına sazavar bo'lganlar, Allah ve Resulüge itaat kıyanlar, ular uluğ zatlar bilen birge bo'ladilar. Yani peygamberler bilen, siddiqiler bilen, şehadalar bilen ve salihler bilen, sahabe-i kerimler bilen birge bo'ladi. Hasuna ulayke rafiqa, mana bu en yaxshi hamroh dostlar degan ayet Sure-i Fatiha'nı tefsir kılıp verdi. Ve bu sureni, ayet-i kerimeni, tefsirini, sebebi nüzulünü Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabe-i kiramı azat kıyan kulu Savban radıyallahu anhu hakkıda nazil bogenliği hakkıda tanışıp çıktık. Gelgüsü ayetlerde yani Kur'an-ı Azim'nin en büyük, en uzun boğan suresi, Bakara suresini tefsiri bilen, sebebi nüzulları bilen tanışıp çıkımız. Estağfirullah. Elif, la, mim. Allah Hak Sübhanu ve Teala bu uzun sureni üçte harip bilen başladı. Yani elif, mim, Alif, La, Mim harfleri bilen başladım. Başka sureler mi şu gibi harfler bilen başlanıdı? Allah Hak Sübhanu ve Teala uzun suresini manisi yok, hurufu mukatta'at, yani maniden üzülgen ayetler bilen başladı. 28 ayetler mi, sureler mi hem şu ayetki okşap başlanıdı. Bu ayetini, manisini ulamalar ekser ulamalar tefsir kılmayan, bunu sırrı Allah Teala'nın özünü sırrı, bunu manisi özüge ayandır deyip merhamet kıyganlar. Der hakikat Allah Hak Sübhanu ve Teala sizler bilen bizlerge Kur'an-ı Kerim'ini okup, ügünüp, emel kılıçlığımız için özenlerini tılınlarda istimal kılıvatkan, teleppüs kılıvatkan harifler bilen nazil kıldım deyip tembih verirdim. Arablar kündelik avalıdan birisi alif babilen sözleşidi.
bironta arab yo bironta insoniyat Alloh haq subhanahu va taolaning kalomini mana shu so'zlar bilan bironta asar yo bironta bir narsani yozib chiqqan yo'q va yozolmaydi ham qat'iy mumkin emas. Bu haqda Alloh haq subhanahu va taolo o'zining oyat kalimasida marhamat qilib aytadiki, "Sta'iz billah va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum in kuntum sodiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin." Sadaqallahu azim. Agar sizler biz bendemizge nazil kılgan şu surelerde şubhangiz boladigan bolsa, şubha kıladigan bolsanlar, onda Allah'tan başka hahligen yuvahlarınlarını keltininle, müşünge okşaş bir sureni keltininle, eğer siz doğru koyu bolsanlar, sizler keltiranmaysizler, len bilen takit kılıp, çokum deyip koydu ki sizler bundan okşaşını kılanmaysizler, eğer sizler şunu bilsenler dedi Allah Ta'ala. Ve şunda bu oğandan kigin keltiranmaganlardan kigin sizler endi yakılgısı adamla taşlar boğan kapırlar için tayyarlap koyulgan cehennemden korkanlar deyip Allah Ta'ala merhamet kıldı. Hakikaten Allah Hak Subhanahu ve Ta'ala'nın bu ayet-i kerimesi bir mucize. Mucize hemimizge malum, yani biron insanını aciz kaldırışlık, biron insan bu mucizeni koludan kemmeydi kılışlık. Allah Hak Subhanahu ve Teala özünün peygamberlerine, onların peygamber ekenliklerini tasdiklaşları için, peygamberlerine iman keltirişlik için Allah Teala peygamberlerine mucizelerini nazil kıygan, şu katada ahir zaman peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'ge hem Allah Hak Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Azim-i Şen'ni mucize kılıp nazil kıldı Allah Ta'ala. Bunun bir misal keltirimiz. Ayağımızın astıdaki topunu insanlar bir layıkıp durup şu bir öyünü, bir şekilini yasaşı mümkün. Ya insan şekilini çıraylı revişte bir şekil kılıp kılışı mümkün. Lekin insan bu lay boyu işe kap getirdi bu. Cansız lay maddi nersep olup kalırdı halas. Lekin Allah Ta'ala'nı kolu da bu topu layıp kılıp Allah Ta'ala bunu adamzatını ata babası boğan Adam Aleyhisselam'ını yarattı bu laydan. Ve o layıya canını ata etti. Allah'ın kolu da canlı bir insan buldu. Lekin insanın kolu da bu neyse bir lay boyu çıkıp gitti. Şu gibi Allah Hak Sübhanehu ve Teala insanlar işletvatkan her gün teleffüs kuvvetken elif, lam, mim hariflerden Allah Hak Sübhanehu ve Teala bir mucizeni yarattı. Allah Hak Sübhanehu ve Teala mene şu mucizeni yaratıp insanlarga göğe ki mene şu özenle işletvatkan hariflerden min Kur'an-ı Kerim'de nazil kıldım. Okup, üyünüp hayati dünyada emel kılıp ata buğanlar kegen Adam Aleyhisselam'ın ilk bar vatanı boğan cennetke hareket kılınla deyip Allah Ta'ala menişi harifler bilen mukattaat harifler boğan ayetler bilen şu sureni başladı. Demek insan zatı aklı bar ki boğan insan zatı her gizem özüçe aklıge tayanıp men Allah Ta'ala'nın ayetini men çüşüne alayman deyişke hakkı mı yok, haddi mi yok? Çünkü Allah Ta'ala hidayet kılgan bolsa gala ve mene şu hariflerden teşkil tapken, insanlar teleffüs kılıyken hariflerden teşkil tapken Kur'an-ı Kerim'ni anlaşını, tedabbür kılışını, ügünüşünü nasip etken bolsa, bir söz bile etken de hidayet kıygan bolsa, biz Allah bergen kabiliyet bilen anlayalımız. Sahabe-i kerimler, şu cümleden uluğ sahabi Umar radıyallahu anhu uzattan Abese suresinin Ebben degen sözünü hakkıda saval sonra bu nime degen manini anlatıdı degende Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ömer kim bulup kaptı ki Allah Ta'ala'nın her bir kelamını çünse de merhamet kıldılar.
Şunda uluzat, Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam etkenle, ben ahir zaman peygamberimen. Menden kiyin peygamber kim miydi? Eğer mabada peygamber kiledigen bu olsamı, Umar radıyallahu anhu peygamber bulasıydı, merhamet kıyı Allah. Müşündeki zat, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu, sahabisi, halifesi boğan Umar radıyallahu anhu dek, o zatını duaları sebeplik, tüfeylik, bir neçe ayetler nazil boğan şu zat, ey dedi ki, ben Allah Teala'nın kelamını, her bitti sözünü düşünemem deyişlik ki hakkım yok. Men kim bop kapan bu, düşünemem, bilemem diyene, de merhamet kıyırken. Bu demek siz men bizni bendelik acizliğimizge yarışıdigan adet işken Allah Teala'nı Kur'an-ı Kerim'ini çokum düşünemen, her bir lebzini düşünemen dişlikke bizi hakkımız haddimiz yokken. Çünkü bu bizi insaniyelik acizliğimizge yarışıdigan, bilmesliğimizge yarışıdigan işken. Gelgüsü ayette Allah Hak Sübhane ve Teala merhamet kılıp ayetledi ki, estaiz billah, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. الله تعالى نين حق كلامه إكن لجدا هج قندق شخص شبه بالمجان من شو كتاب غايب ك إيمان كيلتر ديجان شنو ديجان نمازلرنه تلتوكس أداء إتديجان ve biz risk kılıp beygen nerselerden infak, ihsan kılıdigen takvali kişiler üçün hidayet, doğru yoldur de Allah Teala kelgesi ayet-i kerimede merhamet kıldı. Uşbu kitaptan murad Kur'an-ı Kerim'dir. Abu Ubayda ve İkrime'nin etişleri şey kelamullah'ın makamı ve şerefi benhaye yüksekliği üçün zelik eldip Allah Teala merhamet kıldı. Zelike levzi bilen keldi. El kitab digende bu mektup manisi de. Der hakikat Kur'an-ı Kerim gayb, Peygamber Aleyhisselam arkali berçe insaniyetke yubarılgen Allah Teala'nın sözü mektubudur. İnsanlar yazgan kitaplarda, eserlerde şüphalar buluşu mümkün. Hatalar buluşu mümkün. Lakin Allah Teala'nın büyük kitabı da Kur'an-ı Kerim'de hiç kandak şak şüphege orun yok. Çünkü Hak Teala'nın özü hem uluk kitabı Kur'an-ı Kerim hem haktır. Uşbu kitap imanlık insanlar için hidayet boludur. Kafirler ve muhav-ı nafıklar ise bunda şünçiden jıraktadır. Daima ula şek şüphede edeşip ulakıp ömürlerini zayi kılıp etkizeler. Ular hidayetten mahrum. Demek Kur'an-ı Kerim'den faydalanışlık için, payda tapışımızlık için, başkaça etkende hidayet tapışımız için insanda takva buluşur. Lazımı labuddayken. Hoş takva diken neyse özünü mü? Takvadar insanda bu takva sıfatı kandak buluşu mümkün. Saval tuğulup kaladı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu etken hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıladı ki sizlerinin nezarınızda kimnin imanı en güzel iman? Dip saval beğenleri de sahabe-i kiramlar periştelerinin imanları dip cevap verdi. Uzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokum onların imanları güzel. Çünkü onlar Allah Teala'nın kudretine güvah bulup durgan Allah'ın leşkerleridir dip merhamet kıldılar. Şunda radıyallahu anhum sahabe-i kiramla o halde peygamberlerinin imanları en güzel imandır deyişidi. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nümüş ki peygamberler mumun bulmasınla akıl ular Allah'tan ulağa Allah Teala'dan vahiy nazıl bulup durup durdu o.
ve merhamet kıldılar. Şimdi sahabe-i kiramla o halde bizim imanımız en güzel iman olsa gerek deyip cevap verişti. Şimdi Muhammed aleyhissalatu vesselam demiş ki sizlerin iman sizler iman keltirmez iken sizler ahir aranlarda menba o Allah'ın Resulü türüptü o. Sizler bana nazib olup vavatkan ayetlerge güvah bulup durursunuzlar o. Çokum sizlerinin imanlarınız güzel buluşu lazımdır. Lekin bilip alınlar ki benim nezdimde en imanı güzel insanlar men tügep ketkenden keyin keledigen insanlar. Ula beni kövmeyi türüp beni tasdikleydiler. Yani öşüla benim braderlerim, sizler ise benim sahabalarım, hemrahım sizler ve merhamet kaldı. Avf bin Malik radıyallahu anhu rivayet kılgan hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münüşü braderlerimini bir kösem eti de bir rivayet kılgan yerleri var. Sahabe-i kerimler ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin braderleriniz, sahabeleriniz biz emes mi deyip saval beygende uzat eytedi ki yok sizler benim sahabelerim hemrahım sizler lakin sizler ötüp gitkenden keyin şundak kişiler geldi ki huddi sizler kebi benim hak peygamberliğimini tasdikleydiler sizler kebi bana yardım verdiler ah kaneyti şu braderlerimini kösemti ah kaneyti deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp edildi. Allah Hak Sübhanehu ve Teala'ya min bar hamdü sanalar olsun. Çekiliz, çeksiz bir adet hamdü sanalar olsun. Şunda ulu uzatını ah men şu menden ki inkeledigen men bana iman keltiridigen beni tasdikleydigen men epkegen dinge yardan beledigen braderlerimini ah bir körsem dedip arzu kıyan zatını ümmeti boğanımızga Allah Ta'ala agemge bir adet hamdü sanalar olsun muhterem cemaat. Abu Umama Bakhali raziyallahu anhu kıygan hadisini İmam Bukhari ve başka köp muhaddisler keltirgenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eytedi ki beni köygen ve bana iman keltirgen kişilerge cennet olsun beni kövmeyi türüp bana iman keltirgen kişilerge yetti cennet olsun deyip merhamet kıldılar. Allahu Akbar. Allah Hak Sübhanehu ve Teala bizlerini gayipke iman keltirgen mu'mun Müslüman kılıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni ümmet kıp koygenige bir adet hamdü sanalar olsun. O zat gidin kövmesinden iman keltirip cenimizi, malımızı, ata ana balışıkımızı pida kıladigan kıp koygen ümmeti Muhammed kıp koygen ve bizlerge kövmesten yetti cennetini, beşaretini beğen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni braderleri kıp koygen ki Allah Teala'ya bir adet hamdü sanalar olsun. Mumun boğan kişini demek gayipke iman keltirdikken bu takvadarların birinci sıfeti gayipke iman keltirişlik. Mu'min bo'lgan kishining birinchi vazifasi bor ekan. Bu birinchi vazifasi namozni to'la to'kis ado qilishlik. Namozni arkanlarini o'z o'rniga qo'yib, xushu xuzu bilan o'z vaqtida kanda qilmasdan farz vojiblarini o'z o'rnida ado qilib, Alloh taolo taqvoli mu'minlar deb namozxonlarni shunday yüzünde okuyduğunlarını Allah-u Teala takvali kişiler, mu'minler deyip sıfatladı. Bundak ibadet baktığı fakat mu'min Müslümanlar, namazını tola töküs ada kıyan mu'min Müslümanlar nasibi dar buladı ki. Takvali insan yine bir sıfatı Allah-u Teala beğen malı devlet rızkını, nimetini Allah tamamından verilgen nimet deyip daima yadıda saklaydıken. O özünü şahsi menfaati için serplemesten belki kağan mu'mun Müslümanlığa, muhtaç Müslümanlığa mı serpü haricat kılıp durduken.
Demek Allah Teala'nın nezdinde imanlık, ibadetlik ve hayrı sahavatlık insanlar, takvadar insanlar hesaplanır ki Allah Teala'nın nezdinde. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i münşündak bakli kişiler için hidayet, doğru yolunu körstürüdüken nefske eldenip geçişten na doğru yollarga kirip geçişten heç nesini bilmeydigen mahluklara ergeçişten tosudigen ve muvaffakat muvaffakat dünyanın karanlık zulmetleri de halaket sahraları da edeşip yezip kalıştan hıbzı himaye kıladigen nimet-i ilahiyik yani bu Kur'an-ı Kerim. Takvasız, dinsiz kimseler ise Kur'an-ı Kerim'in nüriden, bahri alış bahtiden bir nesip boğan mahluklarını kotarıdı buradayken. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan takva hakkı da soraldı. Ebu Hureyre radıyallahu anhu ayak giyimsiz halde tiken boğan yolda yürgen mi sen deyip saval beğeni. Saval beğuş, belgevşi her diyen cevabını bilgeç, boğaç. Öşende kandak kılıp ötüp ağan sen deyip soradı Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Saval kılgı uçu kişi şu tükenli köygende ondan çetlep öttüm. Özemli ondan jırak tüttüm. Hiç hem tükenge yakınlamazdan jıraklap öttüm. Deyip cevap verdi. Şunda Ebu Hureyre radıyallahu anhu eydi ki yani şu, yani Allah büyürgen yolda yürüyüş, o zat kaytargan nesilerden uzak buluş, onlara yakın gelmezden çetlep ötüş, takva bulur dedi merhamet kıyanları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den takva hakkında sorulganda, o zat babarakat sallallahu aleyhi ve sellem eyledi ki, takva bu yerde, deyip kökülüğe işare kılıp gösterirken cevap verirken. Takva demeyi Allah'tan korkuş. Korkuş ise dilde emez, kiyimde emez. Belki dilde bulunurken siz buradanlar. Dil Allah'tan korkuduken olsa Allah razı bulunurken işlerini kıladı. Bu insan, bundak insan ne fakat günahlardan belki günahki albarı diken üslüplerden hem amillerden hem çetlenip ötüdüken. Kelgusi ayette Allah Subhanahu ve Teala merhamet kılıp dedi ki: "Vellezine yu'minun bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik ve bil ahiratihim yuqinun." Ula sizga nazil kılınğan ve sizden ilgili nazil bolgan nesillerge, yani dinlere iman keltirdiler ve ahiret günüge aniq iman keltirdiler. Dep Allah Subhanahu ve Teala kelgusi ayette merhamet kıldı. Abdullah ibn Mesud ve Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumdan rivayet kılgan kılındı. Medine-i Münevvere'ni atrafıda Yahudiler istikamet kılastı. Onların içi de Abdullah ibn Salam kebi iman keltirgenler vardı. Münşi ayet, müşi ayet şüler hakkında nazil buldu. Bu ulu ayet ne fakat ahli kitablar dan iman keltirgenler hakkında. Belki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ağaçken mumun Müslümanlar'a hem hakkı da nazil buldu. Çünkü biz Muhammed aleyhisselatü vesselam'e kandak iman keltirdiğin bu olsak, o zattan mumun kegen peygamberler'e ve o zatlar'a kegen kitablar'a iman keltirimiz. Allah Hak Sübhanehu ve Teala sizler bilen bizlerini gayipi iman getirdigen, namazlarını tolu toks eda etidigen, Allah bergen, naz-ı nimet devletini, devletlerini infak, ihsan kıladigen zatlardan kıp koyanı ki Allah Teala gibi adet hamdü senalar olsun. Allah Sübhanehu ve Teala takvadarlar katardan kılıp sizler bilen bizlerini, takvadarlar sıfatını, hissiyatlarını küçeytirip, takva egesi bu olsa hidayetke başlaydigen, münüşü hidayetke
hidayetlenen insanlarga Allah Teala rağbetlendirip başka ayet kerimede merhamet kıladı ki Estaiz billah ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arzuha semavatu vel arz uiddet lil muttaqin. Sadakallahul azim. Rabbiniz tarafından boğan rahmetke kenglığı yeru asmançılık boğan cennetke şaşılınla, musabaka kılınla, uya takva adarlar için tayarlar koyulgan dedi. Allah Hak Sübhanu ve Teala sizler bilen bizni takva adar hissige çarlab, takva adar bulunla de, musabaka kılınla de vat edi. Allah Hak Sübhanu ve Teala kengliğe yerli asmançılık boğan, rahmetliğe bizlerin nasip kıygan bolsun. Takva adarlar için tayarlab koygan cennetlerine Allah Teala bizlerde dahil kıygan bolsun. Ve belki mu'min, Müslüman, ahli kıble biraderlerimizge takvadar hissiyatını küçeytirgeni için ümmeti Muhammed mendeb yürgenleri için cennet, takvadarlar için nasip kıladigen cennet mübarek buluşunu tilep kalımın. Kilgüçsü dersliğimizde Allah nasip etse Bakara suresinin ayetlerini devam etimiz. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin birahmetke ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.